Soros'la görüşen Sayın Erdoğan. Ben de soruyorum. Soylu Hı -hı. Sayın Erdoğan'a mı gönderme yaptın? Ben de sana soruyorum. Onunla görüşen kimdi? Başbakanken görüşen Sayın Erdoğan'dı. Hangi partiymiş? Söyle bakalım Soros'la işbirliği yapan parti. Milletime buradan sesleniyorum. Bu millet asil bir millet. Bin yıldır Anadolu coğrafyasına büyük devletler kurdu. Milletim sen bu adamı hak etmiyorsun. Sen bu adamın İçişleri Bakanlığı'nı hak etmiyorsun. Sen bu kişinin siyaset yapmasını hak etmiyorsun ve bu sözleri hak etmiyoruz. Ve milletimize sesleniyorum buradan sorun bu adama. Gittiği her yerde sorun. Kim masa altında ihanet sözleşmesi yapan kimler o ihanet sözleşmesinin metnini bize göster desinler. Gösteremez. Çünkü algı yönetmek istiyor. Yani algıları hakikatlerin önüne çıkartarak çünkü çaresizler sayın biraz önce Temel olduğunu söyledik ve dizleri titriyor diyor. Evet dizleri titriyor. İktidarı kaybettiklerinde Sedat Peker'in iddiaları. Sezgin Baran korkmazın iddiası. Sezgin Baran korkmazla ilgili iddiası, ifşaatları, hı hı. ispatları ve Türkiye'deki tüm teşvikleri, tüm ihaleleri, tüm Sayıştay raporlarını hepsini masaya yatıracağız. Kim yatıracak? Yargı yatıracak. Sayıştay yatıracak. Yargıçlar yatıracak. Yargı, yargı, objektif yargı yatıracak. O gün işlem yapılmadı, bugün işlem yapılıyor. Zaman aşımı diye bir şey yok bu tür şeylerde. O ihalelerin tamamı 21B'li ihaleler, davetiye'li ihaleler, yolcu garantili ihaleler, uçuş garantili ihaleler, araç garantili ihalelerin hepsi Londra'yı tahkim göstermişler. Hangi hukuk olduğu da belli değil. Ama Hariri ile ilgili, Telekom'la, Türk Telekom'la ilgili herhangi bir işlem yok. Niye yapmadınız onları? Niye Londra tahkimine götürmediniz? Bunlarla ilgili bunların hepsini ortaya çıkaracağız. Şimdi mesela bir ifade emin olsun. hemen aklıma geldi. Bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı bütçesi evet. görüşülürken Süleyman Soylu şunları söylemişti. Daha ötesini söyleyeyim dedi. Biz bir şey yaptık devletin bütün kurumlarıyla beraber. Ee, Sayın Engin Özkoç'a yanıt veriyordu İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken ee, Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağı öyle bir karar aldık Meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı da açığa düşürdük Bize kumpas kuranları da açığa düşürdük Şimdi şuradaki cümlesi mesela Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağı karar aldık diyor Yani biz ne yaptıysak bütün kurumlarla beraber yaptık diye bütçede bu ifadeler Süleyman Soylu'ya ait. Şimdi Sayın Soylu... Orada işte Sezgin Baran Korkmaz, işte Sedat Peker iddialar hepsi konuşuluyordu, soruldu Sayın Soylu'ya. Burada tevil yapıyor. Yani biz hep beraber bu konularda karar aldık. Hı hı. Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddiası karşılığında Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi. Falan kişilerle görüştü çıktı, çıkması istendi ve yurt dışına gitti. Şimdi bunlar doğru değilse siz bunların hepsini bu şahsın İçişleri Bakanı'na davetini devletin kademeleriyle mi aldınız? Sedat Peker'in yurt dışına çıkışını siz devletin kademeleriyle mi aldınız? Hangi olaylarmış devletin kade? Hangi Hı -hı. kimle karar almışsın? Nasıl bir karar bu? Sezgin Baran Korkmaz'ı en bir yandan diyorsunuz ki yok böyle bir şey diyorsunuz. Ben İçişleri Bakanı olsam Sedat Peker böyle bir iddiada bulunsa bütün kameraları hemen basınla paylaşırım. Siyasetçileri davet ederim. Yok böyle bir şey. Buyurun kameralarımız burada derim. Ama Sedat Peker ne dedi? Yalanlayamazlar. Kamera kayıtları bende dedi. Yalanlarsa açıklarım dedi. Ama o günden beri yalanlayamıyor. O kamera kayıtlarını açıklayamıyor. Hadi açıklasana. Hangi devlet kademeleriyle hangi kararı aldınız siz? Geçmişte de şöyle oluyordu bakın Elif Hanım. Geçmişte bazıları devletin üst kademelerine geliyorlardı. Türkiye'de mafya nasıl çalışır? Siyaset kurumundan destek almasa çalışır mı? Hı hı. Bürokrasiden destek almasa, yargıdan destek almasa çalışır mı? Çalışamaz. Peki devletin üst kademelerine gelmiş insanların yaptıkları işler var Türkiye'de. Şimdi yeni yeni çıkıyor ortaya. Sedat Peker açıklıyor bazı konularda. Bunlar devlet adına yapıldı diyerek söyleniyordu. Evet. Bir tuğla çekilirse hı hı. çöker diyordu. Uğur evet. Mumcu'nun eşine böyle söylüyordu. Mehmet Ağar'ın bizzat söylüyordu. kendi ifadesiyle. Ama de, evet. benim gördüğüm şu. Türkiye'de birileri devlet kademelerine geliyorlar geldikleri zaman orada çetecilik yapıyorlar. Bunu da devlet adına yaptıklarını söylüyorlar. Hukuksuzluk yapıyorlar. Şu veya bu şahıs. Ve bu hukuksuzluğu devlet adına yaptıklarını söylüyorlar. Keyfilikler yapıyorlar. Bunu devlet adına yaptıklarını söylüyorlar ve buna da derin devlet diyorlar. Türkiye'de derin devlet yok ki. Derin menfaat var. Derin çeteler var Türkiye'de ve derin egemen güçler var. O derin egemen güçler Türkiye'de bütün herkesle belli güçlerle kedinin faaliyle oynadığı gibi oynarken biz diğer taraftan da buradaki bazı çeteler devlete sızmış olan devleti kullanarak devletin imkanlarıyla birilerine zulmeden çeteler burada kendilerine derin devlet diyerek derin devlet süsü vererek Türkiye'de zulm ediyorlar. Aynen bugün de olduğu gibi birileri güya beka meselesini gündeme getirerek işte devletimizin bekasını savunuyoruz. E şeffaf olsana Avrupa Birliği'nde böyle değil mi? Amerika'da böyle değil mi? Şeffaf değilsiniz. Hesap verilsene vermiyorsunuz ki ve ben iddia ediyorum bakın Türkiye'de eğer bir temiz eller operasyonu olsa İtalya'da olduğu gibi bütün bir samimiyetimle söylüyorum. Şimdi bir milletteki leşinden ayrılırken bazı evet. iddialar çıktı ortaya. Hı hı. O iddialara da dayanarak söylüyorum ki yayın yasağı da getirildi. Evet, yasağı da. 70 milyon, 2,5 milyar, 2,5 milyon dolar hı hı. çok büyük paralar bunlar. Şimdi burada bir temiz eller operasyonu olsaydı bu şahıslara nereden buldun kanunu çıksaydı. Hı. Türkiye'deki çoğu belediye başkanı, çoğu milletvekili, çoğu bakan, çoğu genel müdür, çoğu rektör mal varlıklarını hesabını veremezdiler. Kaç defa söyledim bunu? İşte bir tanesi bir şans olarak ortada. Şimdi o rektöre düşen görev Açıkla mal varlığını. Bir de şu var Elif Hanım Türkiye'de mal varlığı meselesi var biliyorsunuz. Herkes mal varlığını bürokraside bir yere gezme bana açıklarlar. Devlet dairelerinin her memurdan isterler bunu. Ama bu kapalı efendim. Halka açık değil ki. E o zaman niye istiyorsunuz benden bu mal varlığını? Ancak benimle ilgili bir iddia olursa, bir mahkemelik bir iddia olursa o zaman çıkıyor ortaya mal varlığı mesele. Onun çıkmıyor ki hiçbir kimseden. Onun için bu mal varlığı kanunun yeniden gözden geçirilmesi lazım. O nedenle bugün Süleyman Soylu'nun söyledikleri şeylere pek fazla itibar etmemek lazım. Algı yönetmek istiyor. Bu algıyla beraber sadece dizleri titremiyor ve çok ciddi şeyle yüreklerine de korku var. Şimdi e, Hanife Avcı da mesela işte şikayetçi oldu bir taraftan. Erdoğan'a da mektup yazdı bu arada. Orada diyor ki bakanlıkta yapılanlar denetlensin diyor. Her yerde yapılanlardan da Yani İçişleri Bakanlığı'nın da özellikle işaret ediyor e, hani Avcı. Bütün bakanlıklarda bakın bunların hepsini yargıçlar denetleyecekler. Yetmeyecek müfettişler denetleyecek yetmeyecek. Bakanlıkları kim denetler? Sayıştay denetler. Oradaki e, denetçiler vardır e, ve, ve, ve üst denetçiler vardır bunlar denetlerler. Ve üniversiteleri kim denetler? Sayıştay denetler. Ve belediyeleri kim denetler? Sayıştay denetler. İçişleri Bakanlığı denetler. Bunların hepsi denetlenecek efendim işte hibeler denetlenecek, teşvikler denetlenecek. Buradaki ihaleler denetlenecek ve ve bunları bildikleri için bakın çok ciddi şekilde eğer koltuğunuzu kirletmemişseniz, arkanızda ayıplı işler bırakmamışsanız neden korkarsınız? Korkmazsınız ki. Korkmadığınız için de rahatlıkla hesap verirsiniz. Ben yargının yargının üzerine uz uzuna çıkarım dersiniz. Hı hı. Ee, bana yapılan saldırıdan sonra İddialarını ispat, bana dediler ki kamera kayıtlarını Selçuk, kameraları Selçuk Bey koydu. Kendini bazıları adam tuttu, kendini dövdürdü ve dediler. Ben de dedim ki Sayın Devlet Bahçeli'ye buyurun, dokunulmazlığı sırrına bürünmeyin. Gelin mahkemeye iddianızı ispat edin. Beraber sizinle mahkemede hesaplaşalım dedim. Ben meydan dedim. Ama gelmediler, yapmadılar. Ve bunu ispat edin dedim. Çekinmiyordum, korkmuyordum. Neden? Çünkü biz abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphe şüphemiz olsun diye Anadolu'da bir darbe mesel vardır. O nedenle burada bugün e, bu iktidarın çoğu mensubu, bürokratlarının çoğu hesap veremeyecek durumdalar. Rektörlere sesleniyorum. Valilere sesleniyorum. Bir diğer yandan belediye başkanlarına sesleniyorum. Genel müdürlere sesleniyorum. Bakanlara sesleniyorum. Anayasanın o maddesine güvenmeyin. O anayasa da değiştirilir ve bir gün yargın, yargının huzuruna çıkarsınız. Biz romanşist duygularla gelmek istemiyoruz, gelmeyeceğiz de ama objektif, bağımsız ve tarafsız bir yargı sizin mutlaka sanık sandalyesine oturacak ve orada hesabını vereceksiniz. Buna soyun Süleyman Soylu da dahil.